fx doğrusunun da eklemini bulalım arkadaşlar. x eksenini eksi 4'te y eksenini 4'te kestiği için x bölü eksi 4 artı y bölü 4 eşittir 1 şeklinde. Bunu düzenleyip y'yi çekecek olursak arkadaşlar y buradan x artı 4 gelir. Dolayısıyla bu da fx fonksiyonudur. Aynı şekilde y'yi 3'te x'i de 3'te kestiği için x bölü 3 artı y bölü 3 eşittir 1 doğrusunda denklemini yazdık. Buradan y'yi çekecek olursak arkadaşlar bu da 3 eksi x gelir bu da gx fonksiyonu olur ax de fx ile gx'in çarpımıymış. Yani x artı 4 ile 3 x x fonksiyonlarını çarpıp düzenlersek arkadaşlar buradan ne gelir hemen görelim. Eksi x kare buradan eksi 4 x artı 3 x'ten eksi x gelir artı 12. ax'in büyük eşit sıfır olmasını istiyor. Büyük eşit 0 şeklinde düzenledik. Her tarafı eksiyle çarpacak olursak arkadaşlar x kare artı x eksi 12 o zaman eksiyle çarptığımız için eşitsizlik yön değiştirir. Çarpanları ayıralım. Çarpımı eksi 12 toplamı artı 1 olan iki sayımız artı 4 ile eksi 3 küçük eşit 0. Buradan kök eksi 4 buradan da 3 gelir arkadaşlar. Dolayısıyla tabloya taşıyalım bunları. Baş katsayımız artı, eksi, artı şeklinde yaptık. Negatif olan yeri arıyoruz. Eksi 4 ile 3. Eşitlik olduğu için eksi 4 ile 3 kapalı aralığı şeklinde gelir arkadaşlar. Burada kaç tane tam sayı var diye soruyor. 3'ten eksi 4'ü çıkartırsak 7. Her ikisinde de eşitlik olduğu için 1 ekleriz. 8 cevabımız E seçeneği gelir.